Göğsünün Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle puf puf yumuşacık çörek tarifi paylaşacağım. Hem gösterişli hem lezzetli olan bu çörekleri eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. 1 bardak su, yani 250 ml. 1 tatlı kaşığı şeker. 1 paket kuru maya. Kuru maya yerine yaş maya kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız 30 gram olması gerekiyor. Güzelce çırparak karıştırıyoruz. Hamurumuzun güzel mayalanıp kabarması için mutlaka sütümüzün ve suyumuzun ılık olması gerekiyor. Güzelce çırptıktan sonra mutlaka bir 10 dakika bekletiyoruz. Ve gördüğünüz gibi 10 dakika beklettiğimizde mayamız çok güzel bir şekilde kabardı. Hamur yoğurma kabımızın içerisine 4,5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip unu ile tuzu güzelce karıştırıyoruz. Kaşık ile ortasını havuz şeklinde açıyoruz. Kabartmış olduğumuz mayamızı unumuzun ortasına döküyoruz. Bir bardak ılık süt, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Pidemizin daha yumuşak ve daha lezzetli olması için mutlaka içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Kenardaki unları yavaş yavaş olarak tel ile veyahut da tahta kaşık ile karıştırıyoruz. Belli bir kıvama geldikten sonra telimizi bırakıyoruz ve elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi bayağı ele yapışan bir hamur oluyor. Kenarlarını un serpiştirerek kenarlarını da un ile temizliyoruz. Kenarlarını güzelce temizledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. En az 4-5 dakika hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Hamur yoğurdukça kıvamını alacak ve pürüzsüz bir hale gelecektir. Dilerseniz biraz hamur kabında yoğurduktan sonra tahtanın üzerine alıp tahtamızı unlayıp tekrar güzelce yoğurabiliriz. Fakat ben sadece hamurun kabının içerisinde güzelce yoğurdum, tahtaya gerek duymadım. Fakat sizler isterseniz daha kolayınıza gelirse tahta üzerinde de yoğurmaya devam edebilirsiniz. Kamerada da göründüğü gibi hamurumuz gerçekten böyle yoğurdukça tamamen kıvamını aldı ve pürüzsüz bir hamur oldu. Biraz cıvık hamur olduğu için elimize bayağı bir yapıştı. Elimize yapışan hamurları spatula ile temizliyoruz. Şer spatulanız yoksa da yağ bıçağıyla da aynı şekilde ellerinizi temizleyebilirsiniz. Kenarına bulaşan hamurları da tekrar un serpiştiriyoruz ve güzelce hamurları kenarından temizliyoruz. Şayet hamur kabınızın kapağı varsa kapağıyla, şayet kapağı yoksa da hava almayacak bir şekilde streç folyo ile güzelce sardıktan sonra üzerine kalın bir havlu veya da bez sarıyoruz. Normal oda sıcaklığında 40 dakika bekletiyoruz. Şayet sütünüz ve suyunuzu ılık değil de soğuk kullandıysanız o zaman en az 1,5 saat hamurunuzu bekletmeniz gerekiyor. Hamurumuz 40 dakika bekledikten sonra üzerini açıyoruz. Şöyle kapağını açıyoruz. Hamurumuz gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Yapışkan bir hamur olduğu için elimiz ile un serpiştiriyoruz ve kenarlarından gördüğünüz şekilde havasını alaraktan hamurumuzu toparlıyoruz. Elimize de yapışmaması için arada mutlaka sürekli un serpiştiriyoruz. Tahtamızın üzerine bol miktarda unu serpiştirdikten sonra hamurumuzun hepsini tahtamızın üzerine alıyoruz. Üzerine un serpiştirdikten sonra elimizle yapışkan bir hamur olduğu için toparlamak çok zor olacaktır. Ama spatula kullanırsanız çabucak ve çok kolay bir şekilde hamurunuzu gördüğünüz şekilde toparlayabilirsiniz. Bu işlemi elle yapmak çok zor olacaktır. Mutlaka spatula kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurumuzu 3 parçaya kesiyoruz.
Ben 3 parçaya kestim fakat biraz pidelerimiz ince gibi oldu. O yüzden size tavsiyem 3 parçaya değil de 2 parçaya kesmenizdir. Önce spatula ile toparladıktan sonra daha sonra üzerine onu serpiştiriyoruz ve elimizle tekrar toparlayarak yuvarlıyoruz. Hamurları yuvarlarken öyle çok da fazla sıkıştırarak yuvarlamayacağız. Kaba bir şekilde toparlayıp kaba bir şekilde yuvarlayacağız. Her 3 hamurumuzu da aynı şekilde toparlıyoruz ve yuvarlıyoruz. Yapışkan bir hamur olduğu için mutlaka elimizle yuvarlarken onu serpiştirmeyi unutmuyoruz. Diğer 2 hamuru da aynı şekilde toparlıyoruz ve avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Tahtanın üzerine koyup elimizle düzeltiyoruz. Az önce de belirttiğim gibi hamurumuz bayağı yumuşak. Mutlaka toparlarken ilk önce spatula kullanıp ondan sonra onu serpiştirip elimizle o şekilde yuvarlamalıyız. Üçünü de aynı şekilde yuvarladıktan sonra üçünü de ayrı ayrı tepsilere koyuyoruz. Ben bir tanesini yuvarlak tepsiye koydum. Üzerine streç foli kapattım. Fakat size tavsiyem daha sonra da size göstereceğim. Üzerine kesinlikle streç foli kapatmayın. Streç foliye yapışıyor ve daha sonra şeklini bozabiliyor. Normalde altına un serpiştirmem gerekiyordu. Bunu un serpiştirmeyi unuttum. Fırın kağıdının üzerine direkt koydum. Diğer fırın tepsimizdeki fırın kağıdının üzerine un serpiştiriyoruz. Normalde yulaf unu serpiştiriyorlarmış. Fakat ben evde yulaf unu bulunmadığı için normal un serpiştirdim. Sizler şayet varsa da yulaf unu serpiştirmeniz daha doğrudur. Daha sonra parçalarımızı üzerine alıyoruz. Kenarlarını hafif şöyle spatula ile düzeltiyoruz. Pidemizimiz bir de biraz da fırın kağıdı ile örtüyoruz. 30 dakika bekletiyoruz. Yarım saat bekledikten sonra hamurumuz hem kabaracak hem de yayılacaktır. Bu arada üzerine yumurtasını hazırlıyoruz. Bir tane bütün yumurtanın içerisine 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı yoğurt, fakat size tavsiyem 1 yemek kaşığı süt veya da sadece 1 yemek kaşığı yoğurt koyabilirsiniz. Çünkü fazla geldi. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve güzelce çırpıyoruz. Dediğim gibi sadece yoğurt veya da sadece süt koyun ve sadece 1 yemek kaşığı kullanın. Yarım saat bekledikten sonra elimizle hafif ortasından bastırıyoruz fakat kenarlarını kesinlikle bastırmıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde aralık bırakarak parmak uçları ile bastırarak şekillendiriyoruz. Tam şeklini alması için bir iki defa bastırmış olduğumuz yerlerden tekrar üzerinden geçiyoruz. Şöyle bir tane su bardağını yağın içerisine bandırıyoruz ve kenarlarına bastırarak şekil veriyoruz. Şayet yağa bandırmazsanız hamurumuzu yapışacak ve şeklini bozacaktır. O yüzden mutlaka yağa bandırıp ondan sonra şekil vermenizdir. Ortası için de bardağı ters çeviriyoruz ve bardağı yağın içerisine bandırıyoruz. Tam ortasına bardak ile bastırarak şekil veriyoruz. Bu işlemi 2 defa yapmanız gerekiyor çünkü bir defa yaptığınızda tam şeklini almıyor. O yüzden bir defa bastırın, çıkartın. Ve tekrar bastırıp tekrar aynı şekilde şekil verin. Pidemizin her yerine hazırlamış olduğumuz yumurtalı sosumuzdan sürüyoruz. Kenarlarını da mutlaka çok güzel bir şekilde sürmeliyiz. Sürülmedik yer kalmaması gerekiyor. Üzerine biraz susam serpiştiriyoruz. Ortasına çörek otundan serpiştiriyoruz. Kenarlarına da daire şeklinde biraz çörek otundan serpiştiriyoruz. Siz isterseniz serpiştirmeyebilirsiniz. Ben bir tanesini sade yaptım. İki tanesini böyle tekrar parmak uçlarımıza bastırmış olduğumuz yerlere çörek otundan serpiştirdim. Üzerini kapatıyoruz ve en az bir 15 dakika tepside bekletiyoruz. Çöreğimizin yumuşacık ve puf puf olması için tepsi mayası çok önemli ve mutlaka 15 dakika tepside bekletmeliyiz. 15 dakika tepsi mayasından sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz.
Çöreğimiz fırından çıktığı gibi üzerine parmak uçları ile gördüğünüz gibi su serpiyoruz. Üzerine temiz bir bez veya da yağlı kağıt örttükten sonra 15 dakika mutlaka bekletiyoruz. Vermiş olduğum malzemelerden 3 tane çörek çıkıyor. Her üçünü de aynı şekilde yapıyoruz. Her üçünü de pişirdikten sonra istediğimiz zaman servis edebiliriz. İsterseniz soğuk, isterseniz sıcak her şekilde de servis edebilirsiniz. Çöreklerimize bakar mısınız? Görsellik açısından gerçekten çöreklerimiz muhteşem oldu. Bu çöreklerimizi 3-4 gün yiyebilirsiniz. Kesinlikle bayatlamayacak ve aynı lezzetini koruyacaktır. Küçük dokunuşlarla şekillendirdiğimiz bu çörekleri eminim ki hem görsellik açısından hem de lezzet açısından hem de yumuşaklığıyla puf puf oluşuyla eminim ki sizler de çok seveceksiniz. Çöreklerimizin yanında ister peynir, zeytin, bal ile kahvaltılarda istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bizler bu çöreği çok sevdiğimiz için ben bu çöreği sık sık pazar kahvaltılarına yaparım ve inanılmaz lezzetli ve yumuşacık oluyor. O yüzden sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle size önceki yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çöreğimiz puf puf sizler de çöreklerinizin aynı şekilde puf puf ve yumuşacık olmasını istiyorsanız lütfen yapılışına çok dikkat etmelisiniz. Yaparken bazı püf noktaları var. O püf noktalarını kesinlikle kaçırmayınız ve aynı şekilde uygulayınız. Şöyle kopararak içerisini de göstermek istiyorum. İçerisi gördüğünüz gibi pamuk gibi bembeyaz, sünger gibi yumuşacık oldu. Bu çörekleri mutlaka yapmalısınız diyorum yapacak olanlara. Şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim videoları kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Oğlumun ve oğlumun kız arkadaşının YouTube sayfası içinde şu anda sağ ve sol üst köşede görmüş olduğunuz videolardan herhangi birine tıklayarak oğlumun YouTube sayfasına ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın.